Evet arkadaşlar, herkese güzel bir pazar dilerim. Bir arkadaşımız daha soru yazmış. Erkin Çekiç Kıran ismindeki arkadaşımız şöyle demiş. Hocam çok teşekkür ederiz bilgilendirmeler için. Ben 3 yıl pratisyenlik yapmış bir tıp fakültesi mezunuyum. Referans, CV ve araştırma background'ı konusunda eksikliği olan hekimler PhD yapabilmek için neler yapabilir? Bunlarla ilgili yine mümkünse daha ayrıntılı videolarınızı bekliyoruz. Saygılar hocam demiş. Çok teşekkürler ederim Erkin. Özellikle Erkin'den ilk önce bir özür dileyim. Çünkü 8 gün önce yazmış bu yorumu. Benim gözümden kaçmış. Ben de yoruma hemen bu cevabı verdim. Fakat videoya da ayrıntılı bir cevap vermek istedim. Gelin hep birlikte bu konuyu tartışalım. Evet arkadaşlar, Erkin arkadaşımızın yazdığı tıp fakültesini bitirmiş birisi için. Evet, PhD yapmak istiyor. Neler lazım? Şimdi ilk önce şunu belirtmek isterim. Geçen bir paylaştığım postun altında da bir yorum vardı. Efendim insanlar işte PhD yapmamış, doktor tıp fakültesi bitirmiş ama doçentlik alıyor, nasıl oluyor falan diye. Bir karışıklık var orada. İlk önce o karışıklığı bir temizlemek istiyorum. PhD yapmak ayrı şeydir. Medical Doctor, MD dediğimiz hekimlik ise ayrı şeydir. Hekimler PhD değildir. PhD'ler hekim değildir. İşte tıp fakültesini bitirenler doktora bitirmiş olarak kabul ediliyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu şehir efsanesi dediğimiz yalanlardan. YÖK'ün şöyle bir tıp fakültesini bitirenler için bir kolaylığı var. İşte tıp fakültesini bitirenler hani doçentliğe başvurabilirler. Bakın bu kolaylıktır ama YÖK kesinlikle tıp fakültesini bitirenlere PhD unvanını vermiyor. Onlar PhD yapmış gibi kabul etmiyor. Anlatabildim mi? Yani onlara PhD unvanını vermediği için doktora yapmış sayılmıyorlar. Bu 2 kere 2, 4. Şimdi eskiden bir başka videomda da zannedersem değinmiştim. Özellikle Amerika'da bir hastalık hakkında konuşurken PhD'ler konuşur. Çünkü olayın mekanizmasını en iyi bilenler o konuda PhD yani doktora yapmış insanlardır. Medical doctor dediğimiz hekimler ise klinik praktikte daha iyidirler. Durum böyle olunca ilk hep onlar dinlenirdi. Hekimler onları dinlerdi. Fakat sonradan durum biraz daha değişti ki Erkin onu yapmak istiyor. MD, PhD dediğimiz insanlar çoğaldı. Yani bir insan tıp fakültesini bitirdikten sonra bir de bir konu hakkında doktorasını bitirdiği zaman işte o zaman MD, PhD unvanını alır. Peki MD, PhD unvanını alınca ne oluyor? Düşünsenize, hem klinik alanda çok iyisiniz hem de o hastalığın mekanizmasını çok iyi biliyorsunuz. Şimdi ise onların sözü dinleniyor. PhD'lerinde değil. Bundan 5 sene önce tıp fakültesinde dersler anlatırken beni dinleyen öğrencilerim varsa hatırlayacaklardır. O öğrencilerime özellikle söylemiştim. Arkadaşlar MD olacaksınız ama MD, PhD olmaya bakın. Çünkü bundan 5 sene sonra artık onların sözü dinlenecek. Onlar otor olacak ve şu anda olmaya başladılar. Bakın Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun bakın en iyi bilim insanlarına genelde MD, PhD'dirler. Dolayısıyla Erkin bu konuda çok iyi düşünmüş, tıp fakültesini bitirmiş, mezun olmuş, MD olmuş ama bir de PhD olmak istiyor. Neden? O konuda en iyisi olmak istiyor. Bu yönüyle Erkin Bey'i gerçekten tebrik ederim. Yolu açık olsun. Böyle insanlara bizim ihtiyacımız var. Peki, tıp fakültelerinde biliyorsunuz, mezun oluyorsunuz fakat temel bilimlerde özellikle bir PhD yapacak kadar size pratik kazandırmıyor. Dolayısıyla bir doktora yapmanız lazım. Fakat doktora yapmak için de belirli bir bilgi birikimi olmak gerekiyor. Tıp fakültesi mezunu bu bilgi birikimi yok. Peki nasıl kazanacak? Şimdi dediği gibi ilk önce referans, CV araştırma. Referans dediğimiz şeylere özellikle açıklık getireyim. Arkadaşlar size birisi referans olacaksa sizinle çalışmış olması zorunluluğu var. Yani bazen bana yazıyorlar. Hocam ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Bana referans mektubu gönderebilir misiniz? Adamı tanımıyorum bile. YouTube'dan videolarımı görmüş,
böyle yazıyor. Bu imkanı yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Amerika'da zaten bu referans mektubunu aldığı zaman güler sadece. Çünkü referans mektubunda özellikle hangi yıllarda nasıl bir iletişim, etkileşim kurduğunuzu onunla yazmak zorundasınız. İşte mesela ben Erkin Bey ile çalışmış olsaydım bir iki sene tıp fakültesinde diyecektim ki evet Erkin Bey ile ben şu şu yıllar arasında şu bölümde birlikte çalıştık. Erkin'in işte orada çalışma azmini gördüm. Çok çalışkandır falan filan yazabilirdim. Ama hiç tanımadığım bir insan için böyle bir şey yazamayacağım için referans mektubunu siz hocalarınızdan alacaksınız. Kendi çalıştığınız arkadaşlarınızdan alabilirsiniz. Ama hiç tanımadığınız kişilerden alamazsınız. Bunun dışında referansları geçtim. Bir de CV'ye gelelim. Şimdi CV'nizi özellikle bakın tıp fakültesi veya diğer bütün bölümler için aynı şeyi söylemek istiyorum. CV'nizi olabildiğince öğrencilik yıllarında kabartın kabartabildiğiniz kadar. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu diğer videomda açıklamıştım. O videonun linkine muhakkak bakın. Hani CV'yi nasıl kabartırız diye. Kabartırız dedim. CV'yi olabildiğince zenginleştirmek. Öğrenciyken bunu nasıl yaparsınız? Öğrenciyken öğrenci kongrelerine katılırsınız. Öğrenci projeleri yazarsınız. Öğrenci posterleri hazırlarsınız. Ne kadar çok aktiviteye katılırsanız o kadar onları CV'nize yazarsınız. Ve CV'niz ne olur? Zenginleşir. Ha bunları yapmamışsınız ama. Şimdi Erkin onu soruyor. Bunları da yapmamışız. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi başlayacaksınız yapmaya. Zararın neresinden dönersek kârdır. Olabildiğince birkaç konferansa katılmaya çalışın. Birkaç bilimsel aktiviteye yani hocalarınızda da olabilir bu. Ya ben bir projenin bir parçası olayım diye, bir makalenin bir parçası olayım diye onlarla network'ünüzü kuvvetlendirin. Ve bir iki makalede adınız olsun en azından. Çünkü özellikle yurt dışında PhD yapacaksanız yani insanlar sizin CV'nizde bir şeyler görmek ister. Boş bir insanı tabii ki PhD yapmak için almak istemezler. Çünkü PhD çok çok önemlidir. Özellikle Avrupa ve Amerika'da. Öyle herkesin yapabileceği bir iş değildir. Kabiliyetli insanları almak isterler. Bunun için de CV'lerinde dolu olan insanları tercih ederler. Siz de olabildiğince referansları bahsettiğim şekilde alarak CV'nizde koyun. Diğer türlü de olabildiğince kongrelere katılın ve etrafınızdaki hocalarla etkileşime girip en az bir iki tane makalede isminizin olmasını sağlayın. Hiçbir şey yapmasanız bir iki derleme yazın arkadaşlar. Bakın derleme videosunu da buraya koyuyorum. Derleme yazmanız için hiç yani derleme yazmamanız için hiçbir neden yok. Bir konuyu belirleyin kendi sevdiğiniz bir konuda. O konuyla ilgili bir hocayı bulun. Birlikte bir derleme yazın. Mesela şu anda bana bugün bir davetiye geldi derleme için. Akciğer yüksek tansiyonu, hipertansiyon hakkında derleme istiyorlar Nisan'ın 15'ine kadar. Mesela bu konuda ilgili olan arkadaşlar varsa ben mesela açığım kendileriyle derleme yazabilirim. Ben yazacağım kendim ama onun da isminin olmasını isterim yani böylelikle. Çünkü benim makale ihtiyacım yok ama insanların makale ihtiyacı var. Ha derlemenin mesela doçentlik kriterlerinde çok puan almaz ama bakın böyle PhD yapacağınız yerlerde yani mesela bir Avrupa'ya, bir Amerika'ya gidecekseniz derlemeler prestijlidir. Çünkü derlemeyi herkes yazamaz. Ne dedim ben? Bana davetiye geldi dedim. Ha ben çünkü o konunun otörü olduğum için bana davetiye geldi. Ben yazacağım. Ha ben öğrencimle birlikte yazıyorum diyebilirim. Onda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla CV'nizde bu konuda lütfen geliştirin. Bir de CV yazarken bakın o linki de buraya koyayım. CV ve rezüme arasındaki farkı da hem görmüş olursunuz. CV yazarken şuna dikkat edeceksiniz. Olabildiğince doldurun. Bazen arkadaşlar geliyorlar. Hocam CV'mi gönderiyorum bir bakar mısınız olmuş mu diye. Bir bakıyorum. Sen şunu yapmamış mıydın yaptık. Yazmamışsın. Sen bunu yapmamıştın yaptık. Bunu da yazmamışsın. Detayları yazmıyorlar. Kaçırıyorlar. Lütfen yapabildiğiniz her şeyi yazın. İngilizce kursuna mı gittiniz? Şu kadar gittim. Şu seviyedeyim yazın. SAS kursuna mı gittiniz? Yazın. CV'de her şey yazılı. Yani doldurun doldurabildiğiniz kadar. Yaptığınız bütün öğrenci aktiviteleri olsun. Gittiğiniz bir kongre, bir konuşma. Hepsini CV'nize yazın. Doldurun. Evet. Araştırma background'ı konusunda eksikli olan. Ha, araştırma background'lı ise çok farklı. Şimdi ilk önce hangi konuda PhD yapmak istediğinizi bir kafanıza koyun. Deyin ki ben şu konuya meraklıyım ve bu konuda PhD yapmak istiyorum. Bunu belirledikten sonra bu konu hakkında makaleler indirin. Ama öyle her makale indirmeyin bakın.
Yani orijinal makalelerden çok bir şey anlamazsınız başta. Orijinal makaleleri bırakın. Derleme makaleleri okuyun. O konu hakkında. PubMed'de nasıl makale bulunur konusunu işledim. Oraya bir bakın. O videomda derleme makaleler nasıl bulunur ayrıntılı şekilde anlattım. Bakın bu video ayrıntılı gibi değil ama video içinde videolar izleyin dediğim için aslında geniş bir video oldu bu. Onları da izlemeniz lazım. Dolayısıyla derleme makaleleri bulun. En az yani son böyle 3 yılda çıkmış 5 tane derleme bulsanız konu hakkında size fikir verir. Sonra o konu hakkında çalışan bilim insanlarını bulup onların yanında PhD yapmak istediğinizi ne yapacaksınız? Belirteceksiniz. Başvuru yapacaksınız yani. Bir e-mail yazacaksınız ki bakın yine aynı şekilde video içinde video olacak. E-mail nasıl yazılır konusundaki videoma kesinlikle bakın. O şekilde e-mail hazırlayın ve o bilim insanına gönderin. Bu şekilde birçok merkeze göndereceksiniz ve emin olun cevap vereceklerdir birkaçından en azından. Ve onlarla belki Zoom üzerinden bir mülakat yapacaksınız, konuşma yapacaksınız. Çünkü birçok kişi onlara başvurur. Ama bir tıp fakültesi öğrencisinin böyle bir PhD başvurması genelde çok pozitiftir. Şansı çok büyüktür. Ben olsam mesela hemen alırım. Onlar da öyle düşünecektir. Dolayısıyla erkenin bu konuda şansının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Evet, zannedersem soruyu kaba da olsa biraz ayrıntılara diğer videolarla birlikte girerek anlatmaya çalıştım. Bu şekilde çok PhD yapan insan var Amerika'da özellikle. Benim arkadaşlarımdan da o kadar çok kişi oldu ki Cerrahpaşa mezunu olsun, Hacettepe mezunu olsun gelip orada PhD olup sonra ülkelerine dönen de var. Orada kalıp hoca olanlar da var. Yani yolunuz açık olsun Erkin Bey. Bence çok güzel bir yoldasınız ve sizin orada PhD yapmanız çok çok daha bence kolay olacak. Hani diğer bölümlerden mezun olanlara göre bunu muhakkak değerlendirin. Size çok şey kazanır. Bakın hiçbir şey olmasa o PhD sırasında yapacağınız makalelerle Türkiye'ye gelip direkt doçentliğe başvurma imkanınız olabilir. Çünkü genelde PhD sırasında yapılan makaleler öyle impact'i küçük dergilerde yapılmaz. Impact'i yüksek dergilerde makaleler yayınlanır. Çünkü PhD dediğim gibi çok ciddi bir unvandır. Onun için de Avrupa ve Amerika'da ciddi çalışılır. Evet Erkin, umarım soruna yanıt verebilmişimdir. Eğer daha halen kafanda bulanık yerler varsa lütfen yorum olarak yaz. Onlara da gerekirse yoruma cevap veririm. Gerekirse yeni videolar yaparım. Evet, herkese iyi pazarlar dilerim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.